Ben bugün yapmak istesem, ben bugün, bakın size söylüyorum, bunu umarım anlıyorsunuzdur, kralını yaparım. Bunun kralını yaparım. Burada bir anda önümüzdeki ay bir bakarsınız 100 bin kişi izliyor. Bunu yaparım. Bunu yaparım. Bunu yapmam çok kolay benim. Bunu yapmam çok çok kolay. Bunu yapacak bir kafam yok yalnız benim. Öyle bir şey var. Anlatabildim mi? Benim böyle hırslarım yok. Benim mesela buradan para kazanıp da buradan izlenip de buradan bilmem ne yapıp da 2 gün sonra kalkıp da insanları zamanında kullanarak onlar sayesinde YouTube'da canlı yayınlar yapıp 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 büyüyüp 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 YouTube'u bırakıp da ondan sonra orada kitlesini buraya getirip de Twitch'i ben Türkiye'ye getirdim, Twitch'i ben yaptım, Twitch'i ben ettim falan diyen çocuklar olduğu zaman o zaman benim tepemin tası atıyor. Kimse kusura bakmasın yani. Çünkü bir merhaba yani alo. Alo merhaba. Yani burada ben varım yani ne oluyor? Bunları ben demiyorum. What the fuck is going on yani? Hani ne oluyor? Hani Haziran'ın 2011'inde Twitch açıldı. Ben o ay Twitch sitesi açıldıktan şeyde hatta duyurusu yapıldı. Justin TV'de. Twitch açıldı. Haziran'ın 2011'iydi. Çok net hatırlıyorum. Ben burada yayın yapıyordum. Ben burada yayın yapıyordum. Türkiye'de kimsenin ne yayın yapmaktan anladığı vardı, oyun yayını, ne de bir bilgisi vardı. Kimsenin bir boktan haberi yoktu. Ardından bazı insanlar birbirlerini kullanarak birbirleri üzerinden o onu izlete o izlete o onu izlete izlete hani bu çapraz şey dediğimiz olay var ya tanıtım promotion ne derler ona ya shit, şimdi aklıma gelmiyor şeyini çapraz promote etmek hani birbirini promote birbirini tanıtmak hani Ahmet var Mehmet var Hasan var Osman var Merve var işte ne bileyim işte Ali var Ayşe var, bilmem ne var. Hepsi de birbirinin realde arkadaşı. O onu tanıtıyor, o onu tanıtıyor, o onu tanıtıyor, o onu tanıtıyor, o onu tanıtıyor. Hepsinin oynadığı oyunlar aynı. Hepsinin takipçileri aynı, hepsinin rakamları aynı. İzlenme rakamları aynı, canlı yayın yaptıkları rakamlar aynı. Her bok aynı. Evet, cross promotion dediğimiz çapraz promote etmek birbirine. Beni hiç gördünüz mü bunu yaparken? Beni hayatınız boyunca bir kere gördünüz mü? Bunu yaparken beni bir kere gördünüz mü? Çapraz promote işine girmişken beni bir kere gördünüz mü? Ve ben bunu yaptıktan sonra kalkıp da götüm kalkık bir şekilde onu ben getirdim, bunu ben getirdim, şunu ben getirdim, bunu ben yaptım, onu ben yaptım. Hadi bakayım şimdi herkes domalsın. Hadi bakayım oh ye falan diye. Böyle bir kafanın içine ben girdim mi hiçbir zaman? Girmedim. O yüzden dediğim gibi herkes haddini bilsin, kimse şımarmasın kardeşim. Kimse şımarmasın. Çünkü bu Twitch camiası dediğiniz bu ne camiasıysa o da çok komik. Buradaki insanların %90'ı her şeyi görüyor. Her boku biliyorlar. Kimse aptal değil. Onu size söyleyeyim. Hiç kimse aptal değil. Hiç kimse salak değil. Herkes her boku görüyor, biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Herkes düne kadar kimin ne bok yediğini biliyor. Bunların hepsi bizim gözümüzün önünde oldu. İnsanlar birbirlerini kullandılar. İnsanlar birbirlerinin üzerine çıkarak bir şeyleri kendilerini göstermeye çalıştılar. Ve şimdi bugün her gün görüyoruz. Birbirleriyle kavgalar ediyorlar, birbirleriyle gürültüler kopartıyorlar, birbirleriyle bir sürü şeyler yapıyorlar falan. Daha düne kadar küfür yemeyen, hakaret yemeyen, Twitch'te yayın yapan 100 kişi belki, 100 tane kanal varsa büyük, bunların büyük çoğunluğu şu anda birbirleriyle konuşmuyor. Çünkü artık birbirleriyle işleri bitti. Birbirleriyle olan münakaşaları bitti. Baktılar ki bir süre sonra yükselmiyor, yükselmiyor. Bir yerde tıkanıyor olay. Şimdi ne yapmak lazım o zaman? Yeni yeni insanlara sarmak lazım falan. Ya da ne yapmak lazım? Ona buna boklar atmak lazım falan. Ben bunları görüyorum. Bak biz bunları görüyoruz. Biz bunları görüyoruz. Biz bunların hepsini biliyoruz. Bunların hepsini görüyoruz. Hepsini biliyoruz. Hepsini görüyoruz bunların. Zamanında da, geçmişte de bunların hepsini gördük. O yüzden dediğim gibi bana lütfen kalkıp da işte bak YouTube'da mesela efendim kızım biri geldi iki tane video koydu senin 7 yılda yapamadığını yaptı. Ya da kalkıp işte çocuğun biri geldi Minecraft yayını yaptı. İşte senin efendim
Twitch'te sen yıllardır banlanıyorsun. 150 tane kanalım banlandı benim Twitch'te. Ben bunları bilmez miydim zamanında? Bir tanesini açıp 2011'de açtığım kanalla birlikte devam edip de Oğuz Sasi diye kanal açmıştım. Hatırlamazsınız tabii çoğunuz, bilmezsiniz. 2011'in Haziran'ında ilk açtığım kanal benim bu şeyde Oğuz Sasi'ydi yani. twitch.tv/Oğuz Sasi diye o zaman kanal açmıştım. Çoktan hepsi banlandı. Ne yaptım? Çıkardım masaya vurdum. Ne yaptım? Bir tanesinde ne bileyim işte kıçımı açtım falan filan. Ne yaptım? Bir tanesinde işte küfür etmedim, şey yapmadım ama sonuca gelelim. Sonuca gelelim kardeşim. Ben hala YouTube kanalıma videolar koyuyorum. Ben hala YouTube kanalımda aktifim. Ben hala Twitch'te aktifim. Bugün yine 3 saat yayın yaptım. Mad Max'in yayını yaptım. Ben Instagram'da aktifim, Twitter'da aktifim, Facebook'ta aktifim. Facebook'ta canlı yayınlar yapıyorum. YouNow'da canlı yayınlar yapıyorum. 3,5 yıldır YouNow'dayım. Ama ben hiçbir zaman Türkiye'ye YouNow'u ben getirdim demedim. Ya da işte bunun öncüsü ben oldum demedim. Evet öyle ama ben bunu demedim. Bunlar insanların takdirlerine kalan şeylerdir. Bunlar sizi seven insanların takdirlerine kalan şeylerdir. Anlatabildim mi? Bunları kalkıp da böyle ortalık yerde işte ben şunu yaptım, ben bunu ettim, ben bunu yaptım, benim taşağım şu kadar falan filan şeklinde. Bunlar biraz olmuyor. Bunlar biraz çok fazla, inanılmaz düzeyde çocukça kaçıyor kardeşim ve güldürmeyin kendinizi. Hakikaten komik oluyorsunuz yani. Neyse, devam edelim o zaman. Ha bu arada da herhalde...